Maalesef yine şiddet haberiyle devam ediyor olacağız değerli izleyenler. Bu sefer İstanbul'da 13 aylık karı kocanın arasını bir sehpa bozdu da diyebiliriz ya da bahane oldu. Çünkü 31 yaşındaki Deren Yılmaz kayınvalidesinin hediye ettiği eski sehpayı atmak isteyince eşinden dayak yedi. Başı yarılan kadın bu gördüğüm ilk şiddet değil deyip şikayetçi oldu. Annesinin 40 senelik bir sehpası vardı bizde. Kafama yapıştı, ondan sonra direkt beni yere vurdu. İki gündür kafamı kaldıramıyorum. Sehpa yüzünden 13 aylık eşinden dayak yedi, başı yarıldı. Ölümden döndüm diyen genç kadın isyan etti. 40 senelik bir sehpa yüzünden resmen ben bu evde, gelin geldiğim evde ölüm çıkacaktı. Çocuğuma benim saçını açmaya yapamadım. Çocuğuma... O kadar acı ki. Keşke evlenmeseymişim ya. O kadar pişmanım ki. 31 yaşındaki Deren Yılmaz 42 yaşındaki eşinden ilk şiddeti iddiasına göre nişanlıyken gördü. Eski, yani onların 20 senelik yataklarıydı. Nişanlıyken bunu boyadım diye de ben bu evde dayak yemiştim. Hani bunu nasıl boyarsın? Annem bunu görürse neler söyler bana. Deren Yılmaz her şeye rağmen 13 ay önce evlendi. Hayali mutlu bir yuva kurmaktı. Ama o hayal iddiasına göre balayından hemen sonra kabusa döndü. Keşke şu duvar ların dili olsa da konuşsa. Hani sinirlenince o sırada vampirleşiyor. Gözü hiçbir şey görmüyor. Yumruk atıyor kafama, darbeler, kafama duvarlara vuruyor. Ondan sonra yerlere vuruyor. Son kavgaları da 2 gün önce yaşandı. Nedeni bu kez eski bir sehpaydı. Evde eşinin annesine ait 40 yıllık bir sehpa vardı. Deren Yılmaz o sehpayı atıp artık yeni bir sehpa almak istedi ama iddia göre eşiyle aralarında bu yüzden kavga çıktı. Benim çocuğuma kafası yarılacak ha. Atalım, hani yeni bir şey alalım. Ben bunu atmam, ben bunu yapmam falan. Birden kalktı, zaten direkt boğazıma yapıştı. Beni direkt yere yapıştırdı. Arkamdan çok büyük bir darbe aldım. Deren Yılmaz başını o sehpaya çarptı, yere yığıldı, baygınlık geçirdi. Kendine geldiğinde de ilk iş annesini aradı, yardım istedi. 3 yaşında çocuk gibi ağlıyor. Anne çok kötüyüm ben, anne kafam çok kötü. Annesi gelince darp raporu aldı, eşinden şikayetçi oldu. Hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. Uzaklaştırma aldıktan sonra da zaten hani tehdit içerikli mesajlar attı bana. Benim kızıma bunu yapan cezasız kalmamalı. Hapishaneye girmesi için hani ölmem mi gerekiyor? O ölüme bile götürür yani.